Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik alanındasınız. Hepiniz hoş geldiniz gençler. Bugünkü yıldızlı sorularda konumuz bölme ve bölünebilme üzerine olacak. Çok güzel, birbirinden güzel 10 tane soru çözeceğiz. Bölme ve bölünebilme ile alakalı ve gençler aklınızda iyi tutun. Bu soruları mutlaka not alın. Zaten PDF'leri açıklama kısmında mevcut. Tek tıkla indirebilirsin. Bu sorular karşınıza sınavda çıkabilir. Aklınızda bulunsun diyelim. Eğer abone olduysanız, videoyu beğendiyseniz, pdf çıktınız aldıysanız yani derse hazırsanız geçebiliriz dersimizi. Öncelikle bu sorumuzda en pozitif bir tam sayı olmak üzere en sayısının asal bölen sayısı üçgen n ile gösteriliyor. Şimdi kare n sembolünün değeri de eğer üçgen n sembolünün değeri yani asal bölen sayısı eğer ki çiftse o sayının bir fazlasını alacaksın. Tekse de iki katının bir eksiğini alacaksın diyor. Buna göre buradakilerin toplamının sonucu kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle şöyle kare bir. Şimdi birin asal bölen sayısı kaç? Asal bölen sayısı asal bölen sayısı diyelim abs eşittir sıfır arkadaşlar. Şimdi asal bölen sayısı sıfır yani çift olduğu için ben içeride yazan sayı yani kaç o? Bir. Ben bire bir ekleyeceğim. Yani iki bulacağım. Demek ki buranın sonucu kaçmış? İki. Artı. Şimdi Kare 2'ye bakacağım. Kare 2 için asal bölen sayısı yani üçgen 2. Asal bölen sayısı yani üçgen 2'den bahsediyoruz. Peki bu üçgen 2 kaç arkadaşlar? Asal bölen sayısı kaç? 2 asal olduğu için bir tane asal böleni var zaten o da 1. 1 e ne? Tek sayı. Demek ki içeride yazan sayı yani 2'nin 2'nin 2 iki katından 1 eksiğini alacağım. 2 kere 2 4 e hocam 1 çıkardım 3 demek ki buranın değeri 3'müş. 3 de asal olduğu için de bir tanecik asal böleni olduğu için onu da burada yerine yazacağım. Yani 2 kere 3 6 1 çıkardım 5 bu da 5'miş. 2 artı 3 artı 5 sorulmuş doğru cevap onun ta kendisidir. Burada kafa karışıklığında mahal verilebilir. Örnek veriyorum bunun asal bölen sayısı 0 ise 0 da çift olduğu için 0'ı getirip burada falan yerine yazabilirsin. Aman dikkat içeride N yazarken burada da N yazıyor. Burada da sen N'yi yerine yazacaksın? Yani 1'i yerine yazacaksın. Burada asal bölen sayısı çiftse neyi yerine yaz deniliyor. Ona dikkat et geçelim diğer soruya. Zorluk seviyesi olarak biraz üst segment bir soru sevgili gençler. O yüzden beni pür dikkat dinlemenizde fayda var. Ve ciddi anlamda inanılmaz derecede düzeni böyle efsane olan sorulardan bir tanesi. Lütfen beni iyi dinle. Şimdi Sinan diye bir vatandaş var. Kağıdına yazdığı birden 12'ye kadar olan sayıları sayılardan birini sildiğinde kalan sayıların toplamı P, daha sonra kalan sayılardan birini daha sildiğinde kalan sayıların toplamı bu sefer Q olmakta. Sina'nın sildiği iki sayı A ve B olmak üzere P ve Q da aynı zamanda asalmış. Yani ben 1'den 12'ye kadar olan sayılardan herhangi birini sildiğim takdirde geriye kalan sayıların toplamı asal oluyorken bir tane daha sildiğimde geriye kalan sayıların toplamı yine asal bir sayı oluyor. Bunlara da P ve Q denmiş. Sinan'ın sildiği iki sayı A ve B olmak üzere P ve Q asal sayıdır. Buna göre burada verilen 3 tane cümleden hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben şunu düşünürüm abi. Normal şartlar altında hiçbir sayı silmeden bu sayıların toplamı kaç? Yani 1'den 12'ye kadar olan sayıların toplamından bahsediyorum. Bunu ben n çarpı n artı 1 bölü 2 yani 12 çarpı 13 bölü 2 formülüyle elde edebilirim ki 78 gelir hocam burası. Pekala şimdi ben bir sayı sileceğim. Sildiğim için 78'den küçük olacak geriye kalan sayıların toplamı ve o sayı asal olacak. Bir tane daha sileceğim o da asal olacak. O halde ben 78'den önceki asalları bir sıralayayım. Mesela neler var 78'den önce? Hocam 73 var asal olan. Daha sonrasında bakıyorum 71 var hocam asal olan. Bunlar önce mesela 67 var asal olan. 69 asal değil, 70 asal değil, 68 asal değil ama 67 asal. 67'den önce hocam 63 değil ama 61 var asal olan. 61'den önce de 59 var. 59'dan önce de bir 53'ümüz var. 53'ten önce diye devam ediyor artık. Yani artık herhalde 78'den 53 çıkardım 25 kaldı. Zaten 53'ü de yazmamıza lüzum yokmuş. Burayı silebiliriz. Çünkü toplam 78 iken ben ancak bundan 25 çıkarırsam 53 elde ediyorum. Lakin burada toplamı 25 olan iki tane sayı yok. Dolayısıyla 53'ü yazmamıza da lüzum yok. Başka asalımız var mı diye merak ediyorum. Bakıyorum şöyle. 59 dedik. 55, 56, 57, 57 asal değil. 58, 59, 61, 63 asal değil. 67, 71 ve 73. Tamam sanırım bu kadar. Şimdi gençler. Buradan buraya azaltmak için 5 silmemize ihtiyacımız var. Buradan buraya gelmesi için 2 tane 2'yi silmemize ihtiyaç var. Buradan buraya 4, buradan buraya 6, buradan buraya da 2 silmeye ihtiyacımız var. Değil mi? Peki şimdi ben diyorum ki 78 varken ben 5'i silersem 73 kalıyor. 73 asal. Bunun yanına 2 daha silersem 5'in yanında 2'yi de silersem 71 kalır toplam. E bu da asal. Demek ki bu sayı ikilisi 5 ve 2 olabilir. Yani P ve Q ikilileri 5 ve 2 olabilir. Ama 5'in yanına şu şekilde 6 azaltırsam o da bir asalı verdiği için 5'in yanına 6'yı da silebilirim. 5'in yanına şu şekilde yazıp 12'yi silersem yine bana bir asal verecektir tabii ki. 5, 2, 5, 6, 5, 12 silindi. 5'in yanına şunu da silersem ki 14 yapar ama 14 diye bir sayımız olmadığı için 14'ü silemem. O halde gençler 3 tane burada bulduk. Pekala. 7'yi silersem ilk olarak 7'yi sildim. 7'yi silersem yanına 4 daha sildiğim takdirde bir asalla daha karşılaşırım. 7'yi sildikten sonra 10 silersem 7 ve 10 yine bir asalla karşılaşırım. 7 sildikten sonra 12'yi de silersem şu şekilde yine bir asalla karşılaşırım. Veya hocam veya hocam artık kalmadı 5 2 daha 7 11'i silersem ve yanına 6'yı silersem 11'i silersem ve yanına 8'i silersem Yine bana asalları verir. Tamam. Şimdi geldik şu kısma. Burada biz pvq ikillerini bulduk. Tüm pvq ikillerini bulduk. Hocam şuraya bakmadık şimdi. Orası zaten 16 yaptığı için hatta 17 yaptığı için 17 diye bir sayı yok. Dolayısıyla onu silemem diyorum. Peki. Şimdi gel öncüllere bir bakalım. Diyor ki a artı b toplama asaldır. Abi şimdi ben bunlar pvq ikilleri dedim. Çok özür dilerim. a ve b ikilleri bunlar gençler. Çok özür diliyorum sizden. Sildiğim rakamların ikilileri. Şimdi A artı B toplamı asal sayıdır demiş. 5 ile 2'nin toplamı 7. 5 ile 6'nın toplamı 11. 5, 12 daha 17. 7, 4 daha 11. 7, 10 daha 17. 7, 12 daha 19. 11, 6, 17. 11, 8 daha 19. Muhteşem bir olay bu. Burada A ve B sayılarını sevgili arkadaşlarım seçtim ve sildim. aralarında ikisi de asal olan var. İkisi asal olmayan var. Ama ne hikmetse bunların toplamı daima asalı verdi bize. Yani 78 özel bir sayı mı ki acaba? Çünkü e, burada ikilileri siliyorum. Sildikten sonra toplamlar kalanlar asal oluyor ama silinen sayıların toplamı da asal oluyor. Muhteşem bir şey bu. Ve göründüğü üzere A ile B'nin toplamları daima asal geldi. Yani birinci öncülümüz doğru. A artı B toplamının alabileceği 5 farklı değer vardır demiş. 19 bu değerlerden birisi. 17 bu değerlerden ikincisi. 19 ve 17'yi saydım. 11 Değil mi? 11. Bir de burada ne var? 7 var. 7 11 17 19 çıkıyor sadece. E toplam 4 farklı değer çıkıyor A artı B'nin alabileceği. O halde ben ikinciye yanlış derim çünkü 5 farklı değer var demiş. Biz 4 tane bulduk. 8 tane B ikilisi vardır demiş. Zaten burada kaç tane bulduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bulmuştuk. Demek ki bu da doğru olacak. Yani cevabımız 1 ve 3 olacakmış. Gerçek anlamda özel bir soru. 78'den bir herhangi bir rastgele şuradaki sayılardan birisini siliyorsun. Asal oluyor. Bir tane daha siliyorsun toplamları yine asal oluyor. Ama o iki sildiğin sayının toplamı da bize asal sayı veriyor her daim. Bu muhteşem bir olay. Dolayısıyla bu soruyu da yazabildiğim için ee, ki yazarken, bak ki yazarken şunların asal olduğunu görünce zaten şuradaki bazı öncülleri ekledim. Bu muhteşem bir olay. Yazarken fark ettiğim bir soruydu. Ee, bana nasip olduğu için de çok mutluyum. Geçtik diğer soruya. Bir kutuların her birinin içine 6 tane doğal sayı böleni olan bir A doğal sayısının birbirinden farklı doğal sayı bölenleri küçükten büyüğe doğru sıralı bir şekilde yazılmış. Buna göre demiş 3 tane ifade var hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi... Bir kere bir kesin yazılması lazım zaten. Yani hani bir olmazsa olmaz hocam. Bir yüzde yüz yazılacak. Burası bir. Niye? Çünkü bir her sayıyı bölüyor zaten. E bir ile üç arasında farklı bir sayı girmediğine göre bu sayının iki diye bir böleni yok. Yani bu sayı çift değil bir kere. Tamam. Bir ile üç arasına iki girmesi lazımdı eğer çift olsaydı. Demek ki iki çarpanımız yok. Peki üç ile dokuz arasında. E şimdi 3'ten başka bir asal çarpanı yoksa 2, 3. çarpanı 9 olması lazım. Yani buraya 9 yazmam lazım. Ama demek ki 3 ile 9 arasında bir tane daha böleni var. 2 e, olmadığına göre çiftler elenecek. Bunlar ya 5 ya da 7 olacak. Demek ki ben buraya 5 yazarsam. Bak 5'i de yazdım. 3, 5, 9 tamam. O zaman 3 kere 5'ten buraya 15 yazarım. Do ve 9 kere 5'ten de buraya 45 yazarım. Bu sayı 45 olabilir. Ekstradan 1, 3, e buraya 7 gelebilir dedik. 9 olursa burası 3 kere 7'den 21. Burası da 7 kere 9'dan 63 olur. Ve böylelikle bizim sayılarımız sevgili arkadaşlarım 63 ve 45 olur. 3 ile 9 arasında farklı bir asal olmadığı için sadece 5 ve 7 olduğu için sadece ama sadece 2 türlü sayı vardır. Biri 45 öteki 63 başka bir sayı yoktur. Şimdi A doğal sayısının 2 farklı değeri var demiş. 45 ve 63 yani doğru. A doğal sayısının iki farklı asal bölümü vardır. E buraya bakıyorsun birincisine sadece 3 ve 5 var. İkincisine bakıyorsun sadece 3 ve 7 var demek ki doğru. A doğal sayısı çift sayıdır demiş. E biz 63 ve 45 bulmuştuk. Bunların ikisi de tek başka da bir ihtimal olmadığına göre çift olamaz. Demek ki cevabımız 1 ve 2 olacaktı. Yani cevap C idi. Geçtik sonraki soruya. Aşağıdaki düzgün çokgenlerin içindeki sayıların her birinin pozitif tam bölen sayısı içinde bulundukları düzgün çokgenlerin kenar sayısıdır. Yani m sayısının aslında 4 tane e, sevgili arkadaşlarım. Nesi var? Pozitif tam bölen sayısı var. 2m sayısının 6 tane çünkü 6genin içerisinde ve 3m sayısının da 8genin içerisinde olduğu için 8 tane asal böleni vardır diyeceğim. Peki, güzel. Şimdi devam edelim. m, 2m ve 3m için Hocam m sayısının 4 tane asal böleni yani 4 tane tam bölen sayısı varsa o halde bunlardan bir tanesi zaten 1'dir, öteki de m'dir. Araya kalan 2 tanesi nasıl olabilir? Hocam şöyle olabilir. Mesela m sayısının 2 tane asal çarpanı varsa p ve q asal olmak üzere P üzeri 1 çarpı Q üzeri 1 ise ben bunların pozitif bölen sayısını nasıl bulurum? 1'i 1 artırırım 2. 1'i 1 artırırım 2. Çarparım 4 gelir. E 4 tane asal çarpan çıkar. E zaten burada da 4 demişti. 4 gen almıştı. Demek ki bu sağlar diyeceğim. Şimdi bunu varsaydım bunun üzerine devam edeceğim. Bu şöyle de olabilirdi. Mesela M sayısı P küpe eşit olurdu. Bir asalın küpüne. E bunu 1 artırdığımız zaman zaten direkt 4 olabilirdi. Eğer şu kısım yemezse alttaki kısım o zaman ben P küpü deneyeceğim. Pekala inşallah yer. Şimdi 2M sayısına bakıyoruz. Bunun 6 tane bölünü varmış. Hocam bu nasıl mümkün olabilir? Eğer mesela P kare çarpı Q olmuş olsaydı 2'yi 1 artırdım 3, 1'i 1 artırdım 2 çarptım 6 gelebilirdi. E şimdi buraya sadece ama sadece 2 asalıyla çarptığım takdirde e burası P kare olabiliyorsa demek ki P2'den başkası değilmiş. Demek ki sevgili arkadaşlarım benim M sayımın içerisinde kesinlikle 2 var yanında da bir Q çarpanı var. Q asal onu bilmiyoruz ama bir tanesi 2. 3M'nin toplam 8 taneymiş o zaman P çarpı Q çarpı 3'tür bu P ve Q 3'ten farklıdır Üstlerini bir artırıp çarptırdığın, çarptığın takdirde 2 çarpı 2 çarpı 2'den ancak bu şekilde 8 gelir Demek ki M sayısının içerisinde 3 çarpanı yok Ama 2 çarpanı var Yani buradaki Q 3'ten farklı Çok güzel İlk öncüle bakalım Doğru olanı arıyoruz M'nin asal çarpanlarından biri 2'dir Evet 2 olduğunu zaten bulmuştuk adımız kadar eminiz doğru M'nin 2 tane asal çarpanı vardır Evet bu durumda da doğru. Yani şu üstteki ihtimal böylelikle iptal olmuş oldu. Main asal çarpanlarından biri 3'tür. Hayır yanlıştır. Çünkü biz buradaki Q'yu 3'ten farklı bir asal demiştik. Bu yanlış olacak. Doğru cevap 1 ve 2 idi. Yani cevabımız B şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Geçtik sonraki soruya. N sayısı pozitif doğal sayı olmak üzere. Eğer N'yi bir çember içerisine alırsan N sayısının asal çarpanlarının sayısını veriyor bize. Eğer bir dörtgen içerisine alırsak da en sayısının pozitif tam bölen sayılarının sayısını, bölenlerinin sayısını veriyor bize. Çok güzel. Şimdi olarak tanımlanmış diyor. Burada çember içerisindeki m ile kare içerisindeki 90'ın toplamı bize 15'i veriyormuş. O zaman ben şöyle derim. Abi zaten şuradaki sayı belli bak 90 o. Tamam mı? 90. E şimdi o zaman şöyle desem 90'ın ben pozitif tam bölenlerinin sayısını bulsam kare içerisinde olduğu için 90'ın pozitif tam bölenlerin sayısını bulmak için ben 90'ı 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 biçimde yazabilirim. 2 üzeri 1 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1. 90 yapar. Asal çarpanlarına ayırdım. Üstlerini bir artırıp çarpıyorum. 2 çarpı 3 çarpı 2. Hocam neyi verir bize? 12. Demek ki aslında buranın değeri 12'ymiş. O halde bunun da değeri 3'müş. Yani M sayısının asal çarpanlarının sayısı 3 taneymiş. Çok güzel. Şimdi geldim buraya. 30'un asal çarpanlarının sayısı kaçtır? 2 var, 3 var, 5 var. Yani 3 tane. Demek ki burası 3'müş. 3'ten ne çıkarsa 1 kalır, tabii ki 2. Demek ki bu ne sayısı? 2 tane. Yalnızca 2 tane pozitif tam bölen sayısı varmış. Şimdi gel seninle birlikte asal e, sayıların tanımını biraz kurcalayalım. Bir ve kendisinden başka hiçbir pozitif sayıya bölünmeyen sayılara asal sayılar denir. Doğru mu? Doğru. Farklı bir yaklaşımla şunu söyleyebilir miyim? Pozitif tam bölen sayısı 2 olan sayılara asal denir. Pozitif tam bölen sayısı 2 olan pozitif sayılar asal denir. 1 ve kendisi yani 2. E burada pozitif bölen sayısı 2 ise demek ki ne asal. Çok güzel. N sayısının ben asal olması gerektiğini anladım gençler. Bu muhteşem bir şey. Peki m artı n toplamının en küçük değeri sorulmuş. E şimdi n sayısı asalken en küçük değeri kaçtır? N'nin minimum değeri. Hocam 2'dir en küçük asalı seçerim. M sayısı 3 tane asal çarpanı var ve bu 3 asalı çarparsam en küçük 3 asalı çarparsam m sayısının en küçük değerini bulurum. m'nin minimum değeri de 2 çarpı 3 çarpı 5'tir. Yani 30'dur. O halde ben 30 2'yi toplarsam 32 gelir ki bu da bana m artı n'nin en küçük değerini verir. Yani cevabımız a şıkkında verilmiş gençler. Geçtik sonraki soruya. Bize 3 tane bilgi vermiş cümle vermiş bunları bir okuyalım. A kümesi 2 ile tam bölünebilen doğal sayıların kümesi. Yani ben buraya 2'nin katları diyeyim. B kümesi 3'ün katları. 3'en C kümesi de 5'in katlarıymış. Buna da 5K diyelim. M, N ve K dedik. Pekala. Buna göre demiş. Birinci öncüle baktım. 30 sayısı mavi ile boyalı bölgenin elemanı değildir diyor. Şimdi 30 sayısı hem 2'ye hem 3'e hem 5'e bölünebiliyor. Doğal olarak tam ortadadır 30 sayısı. Ve doğal olarak mavi bölgenin bir elemanı değildir. Yani bu doğru. Geçtim 2'ye. 24 sayısı mavi boyalı bölgenin elemanıdır. 24 sadece 2'ye ve 3'e bölünür. 5'e bölünmez. Sadece 2'ye ve 3'e bölünenler işte tam olarak şuradadır. Dolayısıyla 24 mavinin elemanıdır. Yani doğru. Geçtim 3'e. 40 sayısı mavi ile boyalı bölgenin bir elemanıdır. Sadece 2'ye ve 5'e bölünür. Sadece 2'ye ve 5'e bölünüyorsa o da buradadır. Yani yine mavi bölgenin elemanıdır. 3'e bölünmez. O halde bu da doğrudur. Doğru cevabımız E şıkkıydı. Geçtik sonraki soruya. A ve B pozitif tam sayı olmak üzere a üzeri b'yi eğer bu şekilde bir sekizgen içerisinde sığdırdıysa b a'yı tam bölüyorsa a bölü b b a'yı tam bölmüyorsa a bölü b'nin tam kısmı olarak e, nitelenmiş, bu tanımlanmış bu. Örneğin 3 15'i tam bölüyor mu? Evet. O zaman 15 bölü 3'ten cevap 5'tir. Peki 2 9'u tam bölüyor mu? Hayır. 9 bölü 2 kaçtır? 4 buçuk. 4,5. 4,5'un tam kısmı kaçtır? 4. Demek ki bunu da 4 olarak nitelendireceğiz. Çok güzel. Bunu anladım şu an. x üzeri 2 ve 8 üzeri 4'ün toplamı 8'miş. Bunu sağlayan x değerlerinin toplamı sorulmuş. Ben zaten şu kısımda 4'ün 8'i böldüğünü biliyorum. O halde 8 bölü 4 kaçtır? 2'dir. Demek ki burası 2 olacak. Yani burası 6 olacak hocam. O halde x bölü 2 dediğim değer ya 6'dır ya da 6 ile 7 arasındadır. Yani ya 6'dır ya 6 ile 7 arasındadır diyorsam 6'dan büyük veya eşittir ama asla ama asla 7 değildir. Demek ki bu şekilde yazacağım. E çok güzel o zaman ben 2 ile genişletirim bunu. 12 küçük veya eşittir x o da küçüktür 14. X'in alabileceği değerler burada sadece 12 ve 13'tür. İşte bunların toplamı sorulmuş. Doğru cevap 25'in ta kendisidir. Tam anlamıyla ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. Cevabımız ise 25'te sevgili arkadaşlarım. Daha önceki yıllarda çok benzeri soruldu. Doğru cevap E'ydi. Geçtik diğer soruya. <laughs> Unutma ki EBOB EKOK sorusu, soruları TYT'de çok fazla karşına çıkmıyor. MS'de çok fazla karşına çıkmıyor. TYT konusu olmasına rağmen, 9. sınıf konusu olmasına rağmen TYT'de veya MSE'de karşına çok fazla çıkmıyor. Ama AYT'leri incelersen debi dehşet AYT'de Ebu Bakak, Bakak sorusu çıkıyor. Ve gençler ciddi anlamda bizi zorlayan sorular oluyor. Ki tıpkı bu soru gibi. Soru çok önemli. Karşına çıkabilir. O yüzden beni pür dikkat dinlemende de fayda var. Gel beraber çözelim hadi. X pozitif tam sayı. X bölü EBOB 36 ile X'in EBOB'u artı 36 ile X'in EKOK'unun X'e oranı toplamı 13'müş. Buna göre 3 tane ifade vermiş hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben bunu şuraya yazmak istiyorum. X bölü EBOB 36'ya X ya da X 36 artı şuraya da EKOK 36'ya X diyelim bölü X'imiz var. Ve bunların toplamı 13'müş gençler. Tamam. Şimdi beni iyi dinliyorsunuz. Ben bunları toplayabilmek için karşıya 13'ü de yazalım. Bunları toplayabilmem için paydalarının eşit olması lazım. O zaman ben buraya x ile burayı da gençler eboblarıyla çarpmam lazım. Şimdi eğer ben şu x'i şunla çarparsam x kare gelir. Bu ebobu şunla çarparsam ile ekoklarının çarpımı gelir. Ebob çarpı ekok yazıyorum. Ebob çarpı ekok. Ve bölü diyorum alt tarafta da ebob çarpı x'imiz kalıyor eşittir 13 diyorum. E şimdi beni iyi dinle. İki sayı varsa elimizde bu sayıların çarpımı aynı zamanda eboblarıyla ekoklarının çarpımına eşitti değil mi? Hmm çok güzel. O zaman ben şöyle düşünebilirim. EBOB çarpı ekok yerine 36 kere x yazılabilir. 36 ile x'in EBOB'uyla ekokunun çarpımı 36 ile x'in çarpımına eşittir sonuç olarak. Üst tarafa x parantezini alırsam x artı 36 gelir. Alt tarafta x çarpı EBOB'umuz mevcut. Bunların oranı 13'müş. Şimdi ben x'leri götürebilir miyim burada? Cart, cart götürdüm. Artık elimde şu kaldı. x artı 36 eşittir 13 çarpı EBOB. Neyin ne bu? 36 ile x'in. Çok güzel. Buraya kadar geldik mi geldik. İlk önce bak bakayım ne diyor. X ile 36'yı toplarsan diyor. X ile 36'yı toplarsan demiştim ben de. Ebo bunun 13 katına eşittir. Ebo bunun 13 katına Aa doğru çok güzel. Birinci öncül kafadan gitti abi. Doğru yani. İkisinin en küçük iki değerinin toplamı 19 demiştim. Şimdi x'lerin değerlerine bakalım. Abi bir kere sağ taraf 13'ün katı olduğu için şu taraf. Bu taraf da 13'ün katı olması lazım. Peki 13'ün katı olan orada x değeri 36'ya ne eklersem 13'ün katı olur. 39 olursa yani x 3 olursa. x 3 ise sol taraf 39. Yalnız dikkat et sağlaması lazım. Şimdi bu taraf 39 sa 13 kere ebob. Ebob'un kaç olması lazım? 3 olması lazım. Ebob 3 olması lazım. Şimdi gerçekten ben x'i 3 seçtim ya. 3 ile 36'nın ebob'u 3 müdür? Evet 3'tür. Demek ki bu sağlıyor. En küçük x 3'tür abi. Bir sonraki x'e geçelim. 13'ün katlarını düşünüyorduk 36'dan sonra. E ne vardır? 13 kere 4'ten 52 vardır değil mi? 52 vardır. O zaman x'in kaç olması lazım abi? 16 olması lazım. 16, 36 daha ne yapar? 52 yapar. Şimdi o 52 eşittir. 13 kere EBOB'un kaç olması lazım? 4. Ki gerçekten 16 ile 36'nın EBOB'u Acaba 4 mü ona bakacağız. İkisi de sadece 4'e bölünüyor. EBOB'ları 4'tür. Muhteşem oldu. Demek ki sevgili arkadaşlarım ikisinin en küçük iki değeri 13 ve e, 3 ve 16'ymış. E toplamlar 19'dur demiş. 3 artı 16 19 yapar. Demek ki doğru. Geçtim 3'e. İkisinin 36'dan büyük en küçük değeri 42'dir demiş. Aa şimdi dur bir dakika. Bu şekilde devam ediyoruz. 13 ekledim 16 verdim ikisine. Bir 13 daha eklersem 29'u vermek zorundayım. Bir 13 daha eklersem 42'yi vermek zorundayım. 42, 36 daha kaç yapar? 78 yapar. Eşittir. 13 çarpı ebobun kaç olması lazım? 6, 13 kere 6, 18, 78 yapar. Peki gerçekten x 42 iken ve yanında 36 var bunların ebobu bana 6'yı veriyor mu? Bunu sormam lazım. Veriyor mu vermiyor mu? 42 ve 36 birisi 6 kere 6 öteki 6 kere 7. 6 ile 7 aralarının nasıl olduğuna göre ebobları 6'dır. Demek ki bu da doğru sağlıyor. O halde 3. Öncüm de benim doğru olacaktı. Yani gençler cevabımız 1, 2, 3. O halde geçtik sonraki soruya. M, A, B ve C. Pozitif tam sayılar olmak üzere. A ile B'nin ebobu, ebobu M ve B ile C'nin ebobu da M. Buna göre 3 tane öncül var. Hangileri kesinlikle tam sayıdır diye sormuş. Şimdi abi bak. A sayısı, B sayısı, C sayısı. A ile B'nin ebobu M ise ben bunu M çarpı X, bunu M çarpı Y olarak seçip X ile Y, X ile Y Aralarında asal diye bir cümle kurabilirim çünkü tek ortak bölümleri var. O da M'dir demek bunların ebobunun M olması. E B ile C'nin de ebobu M ise eğer, ben de C'yi o zaman M çarpı Z seçerim. Böylelikle Y ile Z de, Y ile Z de aralarında asal olmak zorundadır deriz. Tamam. Yalnız dikkat ediyorsun, dikkat ediyorsun. X ile Z'nin aralarında asal olma gibi bir derdi yok. Aralarında asal olmayabilirler. Tamam. Şimdi diyor ki A artı B artı C'yi M'ye bölersen tam sayı çıkar mı çıkmaz mı ona bakacağız. E şimdi hocam A artı B artı C yani şunların toplamı M parantezinde X artı Y artı Z'dir. Ben bunu gidip M'ye bölersem M'ler gider X artı Y artı Z otomatikman bir tam sayı olur. Yani birinci öncülümüz doğru. Geçtim 2'ye. Bunları çarparsak diyor yani MX çarpı MY artı MZ ben bunu diyor m kareye bölersem ki şuradaki m ile buradaki m gider m kare gider. X çarpı y çarpı mz bana bir tam sayı verir. Bu da bir tam sayıdır o halde. İkinci de doğru. Geçtim 3'e. Şimdi b sayısı nedir hocam? B sayısı m ile y'nin çarpımıdır. E şimdi a ile c'nin ebobu da m gibi görünüyor değil mi? M'ler gitti y eleman bir tam sayı diyebiliriz. O zaman ben buna da bir tik atmam gerekiyor mu acaba? Acaba. Şimdi buna dikkat edeceğiz. Tam olarak ÖSYM'nin sevdiği tarzdan bir çeldirici bu. Şimdi hocam ilk başta söylediğim cümleyi unutmuyorsun demiştim ki ben. Bununla bu aralarında asal, bununla da bu aralarında asal. Lakin X ile Z'nin aralarında asal olma gibi bir derdi yok. Örnek veriyorum. A, B ve C. Tamam. Bunların ikili ikili evopları 3 olmuş olsun. Mesela A 3 kere 2. B sayısı 3 kere 4 diyelim. 4 olmaz. 3 kere 5 diyelim. Tamam Çünkü aralarında asal olması gerekiyordu 2 ile 5'in. Ve bununla da bu arasında asal olacaktı. Mesela ben burada gittim. Abi 3 seçtim. Ama 3 seçmeyip 4 seçtim abi. Şimdi şunla şu aralarında asal oldu mu gençler? Bak unutma. Şunla şu aralarında asal mı? Evet. Bununla bu aralarında asal mı? Evet. Bununla bu aralarında asal mı? Hayır. Peki o zaman şimdi şurada yerine yazalım. B sayısı kaçtı? 15. Peki A ile C'nin ne bu kaç? 3 kere 2 6 3 kere 4 12 evopları 6 peki 15 bölü 6 bir tam sayı mı tabii ki de hayır demek ki kesinlikle tam sayı falan değilmiş doğru cevabımız 1 2 idi geçtik diğer soruya ama dikkat et bu soru çok güzeldi hadi bakalım diğer sorudayız Efe diye bir vatandaş var birden 15'e kadar olan ardışık 15 tane tam sayı aşağıdaki kurallara göre gruplara ayırmış bir sayısı hangi kurallar? Onlar bir bakalım. Bir sayısı hariç her sayı en fazla bir grupta yer alacak. Yani diyor ki sen bir sayıyı bir grupta kullandın mı bir daha kullanamazsın diyor. Ama biri her grupta kullanabilirsin istersen hiçbir grupta kullanma diyor. Beni ilgilendirmez diyor. Her grup gruptaki en büyük sayı ve bu sayının kendisi hariç en büyük pozitif bir oluşmaktadır diyor. Yani diyor ki en büyük sayı ve bu sayının kendisi hariç en büyük pozitif bölenini yazacaksın gruba diyor. Yani o zaman her grup iki tanecik sayıdan oluşuyor. Kendisi ve kendinden önceki en büyük pozitif tam böleni. Değil mi? Buna göre Efe en fazla kaç farklı grup oluşturabilir diye sormuş. E şimdi asalları düşünelim. 3 mesela. 3'ün e zaten bir tane böleni var. Kendisi ve 1. O halde ben asalların yanına sadece 1'i yazarak gruplar oluşturabilirim. Mesela 1'e 2 veya 1'e 3, 1'e 5, 1'e 7, 1'e 11 ve 1'e 13. Değil mi? 13'ten sonraki asal 17 ve 17 15'ten büyük olduğu için yazamam artık. Ama 6 tane grup oluşturdum şu an. Peki başka grup oluşturulabilir mi? Mesela 3'ü kullanmışım, 2'yi kullandım, 4'ü kullanmadım değil mi? 4'ü kullanırsam yanına 2'yi kullanmak zorundayım. Çünkü 4'ten küçük en büyük böleni 2'dir. Ama 2'yi kullandım ben burada. Yani ben 4'e 2'lik bir grup oluşturamam. 5'i zaten kullandım. 6'yı kullanmamıştım. 6'nın yanına 3 yazmak zorundayım ama 3'ü de burada kullandım. Bu da gitti. 6'yı ve 3'ü böyle bu şekilde kullanamam. Bir grup oluşturmaz. 7'yi zaten kullanmıştım. 8'in yanında 4'ü konuşlandırabilirim. 4'ü zaten kullanmamıştım. O halde bu da bir gruptur. Çok güzel. 8'i ve 4'ü de bulduk. 9'u yazarsam yanına 3 yazmak zorundayım. 3 burada var zaten yazamam. 10'u kullanırsam yanına 5'i kullanmak zorundayım. 5 burada var yazamam. 11'i zaten kullanmıştım. 12'nin yanına 6'yı koyabilirim ki 6'yı kullanmamıştım. Muhteşem. Bu da bir grup oluşturur. 13'ü zaten kullanmıştım. 14'ün yanına 7'yi kullanacaktım ama 7'yi burada kullandım yazamam. 15'in yanına 5'i kullanabilirim. 5'i burada kullandım yazamam. O halde toplam kaç farklı grup oluşturabiliyor? Üst tarafta 6, 7 ve 8. Yani toplamda sevgili arkadaşlarım 8 tane grup oluşturabilirmiş en fazla. Cevabımız C idi ve gençler bu da bizim son sorumuzdu. Evet. Bir sonraki konumuzda mantık ve kümeleri işleyeceğiz. Hemen şöyle ekranda büyütelim. Mantık ve kümeler dersinde görüşelim gençler. Unutmayın PDF çıktılarınız, PDF linkleriniz açıklama kısmında mevcut. Bunları alarak sen de benle beraber ders çalışabilirsin. Güzel bir çalışma ortamı yaratabiliriz senle beraber. Sonraki videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.